Altay tankına Güney Kore üretimi güç grubu entegrasyonu gerçekleştirildi. Altay tankı yeni güç grubu ile birlikte test faaliyetlerine başladı. İddialar bu yönde. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada şu anda Kore'den gelen güç paketini Altay tankımızın prototipine entegre ettik. Prototip üzerinden testler devam ediyor. Gayet iyi sonuçlar alındı. Şu anda Kore ile seri üretim konusunda bir yere vardık. Bu güç sistemi ilk kez bir tanka entegre edilmiş oldu. Kore'de kullanılan tankın güç paketi bu güç paketi değil. Çünkü onlar halen Alman transmisyonunu kullanıyor. 2 yıl içerisinde Altay bu güç grubu ile seri üretime başlayabilir. Transmisyonun ilk kez kullanılıyor olması testleri biraz uzatabilir ifadelerine yer verildi. Arkadaşlar buradan da anlayacağımız üzere prototip olan Altay'da kullanılan güç paketi prototip. Koreliler bir güç grubu üretmiş. Buna rağmen Kore yapımı güç grubu hala Kore tanklarına uygulanmıyor. Anlayacağınız dille Kore kendi motorunu yapıyor, buna güvenmiyor, hala Alman motorunu kullanmaya devam ediyor. Biz Korelilere güvenip, tamam bu güç grubu prototip olabilir. Siz bile kendi yaptığınız motora güvenmiyorsunuz, kullanmıyorsunuz ama biz Türkiye olarak sizlere güveniyoruz demekten bir farkı yoktur. Dediğimiz üzere Koreliler dahi kendi yaptığı motoru kullanmazken biz kullanmaya başlıyoruz. Üstelik bu güç grubu sanki bizim ürünümüzmüş gibi, tamam bunların testi tamamlanmadı ama biz bunları test edelim, eğer olursa alalım deniliyor. Başından mantık hatası içeren bir davranış.